Unser, unsere, bizim. Artikel die aldığı zaman unsere, normalde ise unser. Unser Haus, bizim evimiz. Unsere Waschmaschine, bizim çamaşır makinamız. Ya da sadece evimiz diyebiliriz. Çünkü Türkçe'de bizim demek zorunda değiliz. Ama Almanca'da bu unsere buraya yazmak zorundayız. Evin artikeli das olduğu için unser. Waschmaschine'nin artikeli die olduğu için unsere Waschmaschine. Euer ya da eure, sizin. Euer Haus, sizin eviniz. Burada sizin derken nezaket kullanmıyoruz. İki veya daha fazla kişi varsa, yani sizlerin evi anlamında. Ve soruyoruz, ist das euer Haus? Ja, das ist unser Haus. Bu sizin eviniz mi? Evet, bizim evimiz. Ihr, onların. Ya da ihre artikeli değilse onların. Das ist ihr Haus. Bu onların evi. Das ist ihre Waschmaschine. Bu onların çamaşır makinesi. Wie heißt dein Vater? Evet, senin baban ve ihr Vater sizin babanız. O zaman wie heißt dein Vater dersek senin babanın adı ne? Wie heißt ihr Vater babanızın adı ne? Wie heißt deine Mutter? Artikeli die olduğu için e verdik. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt ihre Mutter? Resmi olduğu zaman. Peter arbeitet in Berlin. Peter Berlin'de çalışıyor. Aber, fakat, ama. Seine Frau, ama karısı. Kimin karısı? Peter'in karısı. Onun karısı. Arbeitet nicht, çalışmıyor. Peter arbeitet in Berlin, aber seine Frau arbeitet nicht. Sabine spricht Türkisch. Sabine, bayan, Türkçe konuşuyor. Ve işte onun eşi derken ne yapıyoruz? Sabine olduğu için ihr Mann diyoruz. Ihr Mann spricht Englisch. Sabine spricht Türkisch, aber ihr Mann spricht Englisch. Sabine Türkçe konuşuyor ama eşi, yani onun eşi İngilizce konuşuyor. Euer Garten ist schön. Sizin bahçeniz güzel. Eure Waschmaschine ist alt. Sizin çamaşır makinanız eski. Ya da hiç sizini kullanmayız Türkçe'de. Çamaşır makinanız eski deriz. Ancak Almanca'da bu sizini buraya yazmamız lazım. Unser Garten ist klein. Bahçemiz küçük. Unsere Schule ist in Lara. Okulumuz, yani bizim okulumuz Lara'da. Peter arbeitet in Berlin, aber seine Frau arbeitet nicht. Sabine spricht Türkisch, aber ihr Mann spricht Englisch. Euer Garten ist schön, eure Waschmaschine ist alt. Unser Garten ist klein, unsere Schule ist in Lara. Evet, buradaki cümlelerimizi nominat dediğimiz yalın halde yaptık. Euer Garten, ne güzel, bahçe güzel ya da sizin bahçeniz güzel. O yüzden yalın halde der, die, das kuralını uyguluyoruz. Ancak biz akuzatifte bir de den, die, das kuralını görmüştük. Neyi ya da kimi sorusuna cevap verdiği zaman. Aramak, anrufen aramak idi. O zaman kimi arıyoruz? Babamı, arkadaşımı, değil mi? Türkçedeki iyi hali durumuna geliyor. O zaman ich rufe jeden Abend meinen Vater an diyoruz. Çünkü tüm eriller der artikelini aldığı için akuzatif bir cümle, yani ismin i halini kullandığımız bir cümle yapıyorsak tüm erkeklerde em takısı, tüm dişi tekillerde e takısını vermek zorundayız artikelden dolayı. O zaman ich rufe jeden Abend meine Mutter an. Ich rufe jeden Abend mein Kind an. Çocuğumu arıyorum. Das Kind olduğu için ek vermiyoruz. Rufst du jeden Abend deinen Vater an? Her akşam babanı arıyor musun? Rufen Sie jeden Abend Ihren Vater an. Her akşam babanızı arıyor musunuz? Yine hatırlatalım. Du olduğu sürece dein Vater. Sen, senin babanı arıyor musun? Tabii Türkçe'de böyle kullanmıyoruz. Babanı arıyor musun diyoruz. Ama siz olduğu sürece de nezaket kalıbı Ihr Vater, sizin babanızı kullanıyoruz. Rufst du jeden Abend deine... Rufst du jeden Abend deinen Vater an? Her akşam babanı arıyor musun? Rufen Sie
jeden Abend Ihren Vater an, her akşam babanızı arıyor musunuz? Rufst du jeden Abend deine Mutter an, her akşam anneni arıyor musun? Rufen Sie jeden Abend Ihre Mutter an, her akşam annenizi arıyor musunuz şeklinde kullanıyoruz. Ve geldik Sabine'ye. Sabine ruft jeden Tag ihre Mutter an. Çünkü bu kimin annesi? Sabine'nin, yani onun annesi. İşte o yüzden Sabine olduğu için o annesini diyeceğimiz zaman tabi onun annesi demiyoruz, ihre Mutter an. Yani annesini ziyaret ediyor. Sabine ruft jeden Tag ihren Vater an. Babasını ziyaret ediyor. Ama bakın Peter'a, Peter ruft jeden Tag seine Mutter an. Peter erkek olduğu için seine kullandık, annesini, babasını arıyor şeklinde. Sie besucht ihre Freundin. Kız arkadaşını ziyaret ediyor. Sie besucht ihren Freund. Erkek arkadaşını ziyaret ediyor. Burada çok gramer düşünmeye de gerek yok arkadaşlar. Tüm dişilerde e takısı vereceğiz. Tüm eriller der olduğuna göre en takısını vereceğiz. Ihren Freund, ihren Vater, ihren Bruder, ama ihre Freundin, ihre Mutter, ihre Schwester şeklinde olacak. Wir besuchen am Wochenende unsere Mutter. Unser bizim demekti. Unsere Mutter, annemizi ziyaret ediyoruz. Ne zaman? Hafta sonunda. Biz hafta sonunda annemizi ziyaret ediyoruz. Öğretmenimizi, unseren Lehrer, babamızı, unseren Vater, bayan öğretmenimizi, unsere Lehrerin. Wir besuchen am Wochenende unsere Mutter. Wir besuchen am Wochenende unseren Vater. Wir besuchen am Wochenende unseren Lehrer. Wir besuchen am Wochenende unsere Lehrerin.